Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video dersiyle beraberiz. Dersimizin konusu aslında çoğu kişinin haberi olmayan veya olsa bile diğer sertifikalarıyla karıştırılan bir eğitim serimiz olacak arkadaşlar. Oldukça uzun bir eğitim serisi olacak bu. Ama bu eğitim serisinin size kazandıracağı şeyler var, avantajlar var. Örnek vermek gerekirse bu eğitim setimiz aslında sizin Autodesk tarafından yapılan sertifikasyon sınavına, 3D Max 2016 ile alakalı yapılan sertifikasyon sınavına hazırlık dersleri arkadaşlar. Bizim bu sertifikasyon eğitimlerimiz yetkili eğitim merkezlerimiz tarafından yapılıyor. İstanbul içerisinde olan arkadaşlar İstanbul'daki yetkili eğitim merkezlerimize ulaşarak randevu ile sınav için başvuru yapabilirler. Ücretli bir sınavdır. Sınav İngilizce olarak yapılmaktadır. Ortalama 30 ya da 35 soru sorulmakta ve 1 saate yakında süreniz bulunmakta arkadaşlar. Sorular çok basit değil. Aslına bakarsanız çok da zor sorular değil. Programa hakimiyetiniz var ise kolay geçecek bir sınav olur sizler için. Soruları iyi anlamanız gerekiyor. Zaten %70 oranında bir doğru cevap vermeniz gerekiyor. Bu %70 barajını aştığınız zaman sertifikanız online olarak mail adresinize gönderiliyor ve Autodesk'in veri tabanına işleniyor arkadaşlar ve dünyanın her tarafında kullanabileceğiniz bir sertifikaya sahip oluyorsunuz. Autodesk tarafından verilmiş olan bir sertifikadır bu arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu sertifikalar ile karıştırmamak gerekiyor. Bu sertifika size Autodesk tarafından bir sınav sonucunda veriliyor. Şimdi arkadaşlar sınavımızın belli konu başlıkları var. Sorular bu konu başlıklarından çıkıyor. Bunlardan mesul oluyorsunuz. Karmaşık bir şekilde gelebilir. Test usulü olabilir. Uygulamalı sorulara tabi tutulabilirsiniz arkadaşlar. Biz en çok çıkan sorulardan bazı başlıklar belirledik. Hani bunların eğitimlerini sizlerle sırasıyla yapacağız. Sizlere de bu sınavlara hazırlamış olacağız arkadaşlar. Bu sınav sonunda Autodesk'in profesyonel kullanıcısı olmuş olacaksınız. Sertifikalı bir kullanıcı olmuş olacaksınız arkadaşlar. İsterseniz uygulamamıza başlamadan önce kısaca sorular neler, soru başlıkları neler sizlere onlardan bahsedeyim. Oldukça kabarık bir soru listesi bulunmakta arkadaşlar. Şimdi ana başlık olarak sıralamak gerekirse animasyon, kamera, görsel efektler, aydınlatma, materyal editör ve shading, sonrasında modelleme ki en çok sorular animasyon, kamera, aydınlatma ve modellemeden geliyor arkadaşlar. Sonrasında render, sonrasında inverse kinematik, karakter modellemeyle alakalı ve hareketlendirmeyle alakalı sorular çıkabilir. Konu başlıkları arasında geçiyor. Sonrasında obje yönetimleri var arkadaşlar. Obje transformasyonları, obje seçim bölgeleri, viewport'taki ve sahnelerinizdeki kullanım alanlarında sorular çıkmakta arkadaşlar. Tabii bu konu başlıkları da kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmakta. Mesela aydınlatmaya baktığımız zaman ne gibi sorular var? Işık listesi kullanımı, sonrasında gün ışığı sistemi, sonrasında gölge yapılandırması, sahne üzerindeki ışık fonksiyonları gibi sorular var. Sonrasında kamerada kamera tipleri,
Field of Wave Fold değerlerinin kullanımı, sonrasında kamera data yönetimi ve kullanımı, başka animasyonda arkadaşlar basit animasyon oluşturma ve bu oluşturmuş olduğunuz animasyonun hareket yöntemleri ve yönetimleri, kontrol tipleri, playback ayarları ve zaman çizgisiyle dopsheet kullanımları animasyon konusu altında size sorulabilecek sorular içerisinde yer alıyor. Tabii bu soruların hangisi çıkar, hangisi çıkmaz ya da çıksa bile size ne şekilde sorulur herhangi bir fikrim yok. Tamamen karmaşık bir şekilde sorular belirleniyor. Mesela FX başlığı altında atmosfer FX'in kullanımı, particle sistemin kullanımı, space warp tip ve kimliklerinin kullanımı gibi konular var arkadaşlar. Sonrasında render konu başlığı altında render kullanımı ve render parametrelerinin kullanımları geliyor arkadaşlar. Yalnız burada önemli bir konuyu belirtmekte fayda var. Hani bu konu başlığı altında mental ray, array ve default scanline render motorları dışında herhangi bir soru gelmemekte. Yani Autodesk'in kendisine ait olan render motorlarıyla alakalı sorular geliyor arkadaşlar. Diğer muadil V-Ray olsun, Corona, Octane gibi render motorlarından sorular gelmemekte. Bunda dipnot olarak düşelim. Rendering konusunu çalışırken bu render motorlarını da çalışmanız gerekmekte. Sonrasında modelleme konu başlığı altında arkadaşlar referans koordinat sistemlerinden sorular gelebilir. Workflow iş akışlarından sorular gelebilir. Clone tip ve clone tip vertex tip gibi konulardan sorumlu tutulacaksınız. Sonrasında obje kreasyon ve modifikasyon iş akışlarıyla alakalı sorular karşınıza çıkacak. Sonrasında poligon modelleme araçlarıyla alakalı sorulara tabi tutulacaksınız ve diğer önemli bir konu Proboline kullanımı. Arkadaşlar bununla da alakalı sorular size gelecek. Sonrasında obje yönetiminde arkadaşlar objelerin transformasyonları, seçim bölgesi kimlikleri, waveport kullanımları ve sahne kurulumlarıyla alakalı böyle iki sayfalık bir çıkabilecek soru listemiz var. Biz bu derslerimiz boyunca arkadaşlar bu konu başlıklarını sizin için tek tek bir ders niteliğinde işleyeceğiz. Uygulamalarını kısa olarak sizlere anlatacağım. Geliştirmesi size kalıyor arkadaşlar. Tabii ki bu dersleri tekrar etmenizde fayda var. Pratiğe dökmenizde fayda var. İyi kavramanızda fayda var. Sınav çok ciddi bir şekilde yapılıyor. Sıkı bir denetim altında yapılıyor. Takip ediliyor. Hani ne kadar çok doğru cevap verirseniz sertifikayı almanız o kadar iyi olabilir. Çünkü ücretli bir sınav. Sonucunda sınavı kazanamazsanız ücretinizin boşa gitme gibi bir durumu da var. Tekrar girdiğiniz zaman tekrar ücret ödemek zorunda kalacaksınız. Bu konu başlıklarını arkadaşlar ben temel olarak sizlere anlatacağım. Tabii ki siz bu konu başlıkları dışında geliştirmeye özen gösterin. Mesela burada animasyon konusu içerisinde yer alan pet animasyon ve obje yolları üzerindeki animasyon çalışmasını daha değişik versiyonlarını deneyebilirsiniz. Mesela kamera sequencer kullanarak deneyebilirsiniz. Burada sadece anlatılacak ilk konu başlığımızda arkadaşlar bu olacak. Pet animasyon ve obje around the pet konusunu anlatacağım. Burada objenin hareket ettireceğiniz objenizin sadece bir kameraya bağlı olarak hareket etmesi dışında ya da bir kamera önünde oynaması dışında zıplaması olabilir, yuvarlanması olabilir. Bu sizin tercihinize kalıyor. Size hangisi sorulur onu da bilemiyorum. Fakat hani siz bunun daha fazlasını yapın. En azından sınava hazırlıklı gitmiş olacaksınız.
Bu konu başlıkları içerisinde ben size topun zıplamasını gösterdiysem eğer siz de bu topun zıplamasına artı olarak kameranın da topu takip etmesini sağlayabilirsiniz. Hani bunun gibi artılar üzerine ekleyerek çalışırsanız daha çok şansınız yükselir arkadaşlar. Evet, konu başlıklarımıza böylece değinmiş olduk. Şimdi isterseniz artık animasyon konumuzun ilk bölümüyle dersimize özür dilerim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar az çok hepinizin 3DMAX kullanan arkadaşlarımız birçoğunuz konuya aşinasınızdır. Max animasyon yapmak temel anlamda oldukça kolaydır. Bu alt tarafta görmüş olduğunuz zaman çizgisinde AutoCAD butonu ya da SetCAD butonlarını kullanarak objenize, nesnenize veya karakterinize hareketlendirmeler yapabilirsiniz. Bir canlandırma yapabilirsiniz. Tabi bu 3D Max 2016 versiyonunda animasyon aslında birazcık değişiklik gösterdi. Daha bir fonksiyonel oldu diyelim sizin anlayacağınız tabirde. Hani kamera scratcher kullanabiliyorsunuz. Mesela Extension One paketiyle gelen birçok özellik var. Onlarla animasyon daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ama şimdi biz Extension One paketi dışında ve kamera scratcher konularından ziyade animasyonu hiç bilmeyen arkadaşlarımızı da dahil ederek en azından bir başlangıç seviyesinde konumuza giriş yapalım arkadaşlar. İşleyeceğimiz konu sahnemize bir obje ya da nesne yapacağız. Bu nesnemizi hareketlendireceğiz ve sonrasında bir kamera yerleştirip kameramızı bir yola sabitleyeceğiz ve sonrasında kameramızın hareket eden objemiz üzerindeki takibini sağlayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Standart olarak bir plane çiziyoruz. Sonrasında bir tane küre oluşturalım arkadaşlar. Bunu bir top olarak da düşünebilirsiniz. Sonrasında topumuzu plane'imizin üzerine şu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Birazcık çapını küçültelim. Büyüklükte bir topumuzun olması yeterlidir. Şimdi bizim yapacağımız animasyon arkadaşlar bu topumuzun zıplaması ve bu zıplayan topumuzun da bir kamera tarafından görüntüsünün yakalanması. Etrafında 360 derece dönerek görüntüsünün yakalanmasını sağlayacağız. Sınavda da muhtemelen size sorulacak muhtemel konular arasında geliyor. Animasyon içerisinde bu tarz bir soruyla karşılaşacaksınız. Hani soru top zıplatma olmaz da başka bir şey olur. Karmaşık sorulabilir, kafa karıştırıcı bir şekilde sorulabilir. Dolambaçlı yollardan sorulabilir. Hani sağ kulağınızı sağ elinizden kaşıyacağınıza sol elinizden kaşımanız istenebilir. O yüzden sorulan soruyu çok iyi anlamanızda fayda var. Hani anlamadığınız zaman belki yapabileceğiniz bir konudan hani eksi puan almak gibi durumunuz var. O yüzden lütfen dikkat edin. Sizin için daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar, objemizi hareketlendirmek için kullanacağımız menü burası. Timeline menüsü arkadaşlar. Sıfırdan 100 frame'e kadar gider. Siz bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yapacağınız animasyona göre. 100 frame arkadaşlar 3 saniyeye tekabül eder. Default olarak 3 saniyelik bir animasyon alanınız var. Animasyon filminiz var. Biz bu filmimizde topu zıplatacağız. Yapacağımız işlem sadece bu. Tabii normal olarak fizik kurallarına göre durumu analiz ettiğimizde normalde sıçrayan topun belli bir süre sonra kendi içerisine doğru bir hafif ezilmesi olur. Hani bu kadar detaya girmeye gerek yok. Sadece topumuzu hareketlendirelim ve etrafında kameramızı döndürelim. İpucu vereyim. Şayet siz topunuzu esneme olayını gerçekleştirmek istiyorsanız ipucu olarak FFD 4x4x4 modifiyerini kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sadece timeline'da doğru frame'e yerleştirmeniz sizin için yeterli olur. Şimdi arkadaşlar timeline'daki barımız sıfırda. Şimdi biz 100 frame içerisinde arkadaşlar bu topumuzu olduğu yerden belli bir mesafe kadar
yükseğe çıkartıp tekrar başladığı noktaya geri döndüreceğiz. Şimdi öncelikle en basit yoldan otokey seçiyoruz arkadaşlar. Topumuzu henüz hareket ettirmiyoruz. Timeline'daki barımızı alıyoruz arkadaşlar. Nereye kadar getirelim? 50'ye kadar getirelim arkadaşlar. Sonrasında topumuzu yukarıya doğru çekiyoruz, bırakıyoruz. Şu an topumuz havalandı. Timeline'da gördüğünüz gibi 0'dan 50. frame'e kadar olan iki noktada 50'de ve 0'da kırmızı olarak işaret görüyorsunuz. Bu işaret sizin yapmış olduğunuz hareketin kayıt altına alındığını gösterir. Sonrasında aynı barımızı buradan getiriyoruz. 100. 100. frame'de bırakıyoruz. Ve topumuzu tekrar başladığı yere geri bırakıyoruz. Ve otokey'i kapatıyoruz. Şuradaki arkadaşlar playback menüsü budur. Aklınızda olsun, lazım olacak. Hemen geri alıyoruz arkadaşlar. Ve play butonuna basıyoruz. Gördüğümüz gibi topumuz 100 frame'lik bir zaman içerisinde hareket ettiği için birazcık yavaş hareket ediyor. Çünkü zıplama hareketini 3 saniyede tamamlamak zorunda. O yüzden yavaş bir hareket ediyor. Bunu hızlandırmak isterseniz bir sonraki konuda ona da değineceğiz. Topumuzun hareketlendirme işlemi bu kadar basit. Şimdi topumuz hareket ediyor. Buraya kadar problem yok. Ama biz bu topumuza arkadaşlar topumuzu seyredecek bir adet de kamera yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü şu an perspektif penceresinden bakmaktayız. Hemen grid panel altında kamera seçeneklerine geliyoruz arkadaşlar. Fiziksel kamerayı da tercih edebilirsiniz. Target kamerada kullanabilirsiniz. Free kamerada kullanabilirsiniz. Pek bir farkları yok. Hani en azından şu anda kullandığımız için pek bir farkları yok. Ama her kameranın özellikleri farklı. Şimdi target kamera seçiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında kameramızı seçelim. Buraya getirelim. Tam karşıdan görecek şekilde. Perspektif penceresine geçiyoruz. Klavyemizden C tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Topumuzu tam karşıdan göreceğimiz şekilde aldık. Şu anda kameramızın ayarlarına geldiğimizde arkadaşlar kameramız 43 milimlik bir lensle sahnemizdeki topa bakmakta. Biz bunu 35 milim hatta 24 milime kadar düşürelim. Daha geniş bir görüş açısından görsün. Sonrasında klavyemizden Shift F tuşuna basıyoruz ve kameramızın kadrajını görmüş olduk. Yani şu anda tam olarak kameramızın merceğinden topumuza bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar play butonuna basarsak kameramız sabit ama topumuz hareket etmekte. Şimdi burada kameramızın yerini de düzgün bir şekilde ayarlamak zorundayız. Böyle bir açıdan bakarsa tekrar play tuşuna basalım. Butonuna basıyoruz arkadaşlar. Topumuz hareket etmekte. Gridleri kapattık. Sıfırıncı frame'e animasyonumuzu aldık. Her şey buraya kadar yolunda. Sonrasında tekrar grid panel shapes içerisinden bir circle çiziyoruz arkadaşlar. Circle'ımızın çapı birazcık büyük olsun. Sonrasında bunun yerini de ayarlayalım arkadaşlar. Kameramızla aynı hizada olmak zorunda. Sonrasında tab penceresine geliyoruz. Bu şekilde birazcık daha circle'ımızın çapını büyütelim. Bu kadar yeterli. Sonrasında Motion sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Async Controller tabii ki seçili oluyor. Sonrasında Async Controller'e tıklayacağız arkadaşlar. Pozisyon, Async Control. Sonrasında burada Path Contrast seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Burada bu seçenek bizim kameramızı az önce çizmiş olduğumuz circle'a sabitlememizi sağlayacak arkadaşlar. Yani kameramız objemizin etrafında, yani zıplayan topumuzun etrafında 360 derece olarak dönecek. OK'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında burada Path Parameters altında arkadaşlar Add Path butonu var. Buradan kameramızın döneceği nesneyi
Yani yolu belirtmemiz gerekiyor. Butona tıklıyoruz. Sonrasında pardon arkadaşlar, burada kamerayı seçmeyi unutmuşuz. Kamerayı seçtikten sonra circle'ımıza tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kameramızın artık yeri değişmiş durumda. Bu kameramız bizim arkadaşlar yolumuza bağlı durumda yer alıyor. Şu anda istesek de ne tarafı oynatırsam oynatayım bu yol dışında hiçbir şekilde arkadaşlar hareket etmez. Sadece bu circle'ımızın etrafında döner. Merkez noktası da zıplayan topumuzdur. Sonra arkadaşlar tekrar bir geri dönelim. Tab penceresinden bakalım. Kameramızı seçelim ve döndürelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tutarak yaparsak daha kolay olacak. Topumuzun etrafında dönüyor. Ama bakış açımızda bir problemimiz var. Circle'ımızı pardon kameramızın hedefini tutuyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru çekiyoruz. Sonrasında aslında burada circle'ı yukarıya kaldırmadığımız için kameramız objemize sanki aşağıdan yukarıymış gibi bir açıdan bakıyor. Hemen silelim arkadaşlar. Yeni bir circle oluşturalım. Sonrasında büyüklüğümüz bu kadar yeter. Sonrasında gelelim arkadaşlar. Aynı kameramızın hizasında olsun. Sonrasında target'ımızı da alalım. Bu seviyeden baksın. Sonra kameramızı seçiyoruz. Tekrar mention. Sonrasında tab penceresine gelelim. Kameramızı birazcık daha böyle yapalım. Etpet diyoruz. Yolumuzu seçiyoruz ve kameramız sabitlenmiş durumda. Hemen bu kısımdan gördüğünüz gibi objemizin etrafında dönme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi kameramızı düz bir pozisyona alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bırakalım. Sonrasında tekrar OK diyoruz. OK dedikten sonra arkadaşlar 50. frame'e geliyoruz. Kameramız bu şekilde döndü. Sonrasında tekrar 100. frame'e geldiğimizde bu şekilde dönüyor. Ve kameramızın açısında play tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ve kameramız da dönüyor. Topumuz da bir taraftan zıplıyor arkadaşlar. Basit animasyon oluşturmak bu şekilde yapılıyor. Animasyonunuzu birazcık hızlandırmak isterseniz arkadaşlar playback kısmında 1 bölü 4x diyor. Onu mesela 1 bölü 2x'e getirelim. Animasyonumuzu başlayalım. Tekrar play tuşuna bastığımızda biraz daha hızlı bir şekilde animasyon işlemimizin gerçekleştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Animasyon konumuzun birinci bölümü olan hareketli nesne oluşturma ve animasyonu yapma işlemin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.